Kitle iletişim araçları dendiğinde aklımıza ne gelmeli? Bilginin yayılması veya bilginin iletilme yolları gelmeli. Kitap, dergi ve gazete gibi basılı iletişim araçlarının yanı sıra televizyon, radyo ve internet gibi dijital iletişim araçları da bilginin iletilme yollarından bazılarıdır. Bu iletişim araçlarının nasıl kullanıldığı kültürlere ve yaş gruplarına göre değişebiliyor. Mesela büyük annem Güncel olaylarla ilgili bilgilerin çoğunu televizyon ve gazeteden alıyor. Oysa ben bu bilgilere büyük oranda internetten ulaşıyorum. Kitle iletişim araçlarından bahsedip de bu araçların toplum üstündeki rolüne değinmemek olmaz. Konuya birkaç farklı sosyolojik perspektiften bakmaya çalışacağız. İşlevselci görüşe göre kitle iletişim araçlarının en önemli işlevlerinden biri eğlence yani bu araçların varlık sebebi boş vakitlerimizi doldurmak. Fakat işlevselci görüş şunu da söylüyor. Kitle iletişim araçları aynı zamanda birer sosyalleşme vesilesi olabilir ve sosyal normların devamlılığını sağlayan bir işlev görebilir. Çünkü medya standartize edilmiş bir toplum yaklaşımı sunuyor ve o toplumun üyeleri için ortak bir deneyim sağlıyor. Mesela Televizyonda olimpiyatları seyretmek ortak bir deneyim. Bir filmin ilk gösterimini bir grup insanla birlikte seyretmek de öyle. Yani kitlesel medyanın bir diğer işlevi de insanları bir araya getirmek. Mesela LGBT hakları ve çocuk bakım üzerine koca koca internet toplulukları var. Hatta Harry Potter'a dair şarkılar çalan grupların hayranlarına özel internet toplulukları bile mevcut. Ama kitle iletişim araçları toplumun bizden ne beklediğini de söyleyebiliyor. Bunu ödüllendirdikleri ve cezalandırdıkları şeyler üzerinden yapıyorlar. Mesela kitle iletişim araçlarında suça dair bir bilgi yer alıyorsa çoğu zaman suçluların adalet karşısına çıkartılmasından da söz edilir. Bu suç teşkil eden davranışların kötü olduğu ve bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiği kanısını güçlendirir. Diğer yandan medya, tüm toplumun yanlış kabul ettiği bazı davranışları yüceltebilirdi. Yoğun fiziksel şiddet gibi mesela. Kitle iletişim araçları aynı zamanda tüketici kültürünü teşvik eden bir işlev görüyor. Milenyumun başında ortalama bir Amerikalı çocuk yılda 20 bin televizyon reklamı izlemekteydi. Radyo ve billboardlardaki reklamları veya mağaza önlerindeki indirim tabelalarını saymıyorum bile. Üstelik o zamandan bu yana bu sayı daha da arttı ve bunun bir sonraki nesil üzerinde nasıl bir etki yaratacağını net olarak bilmiyoruz. Çatışmacı görüş medyanın toplum içindeki ayrışmaları nasıl yansıttığını, gösterdiğini, hatta zaman zaman kızıştırdığını masaya yatırıyor. Bu ayrışmalar ırka, etnisiteye, cinsiyete veya sosyal sınıfa dair olabiliyor. Çatışmacı kuram medyada neyin yer alıp neyin yer almayacağına küçük bir grup insan ve şirketin karar vermesini eşik bekçiliği terimiyle açıklıyor. Mesela gazetede yayınlanan şeyler, filmi çekilen öyküler, yayına giren televizyon programları vesaire. İşte tüm bunlar halka ulaşmadan önce bir dizi eşiği aşmak zorunda. Eşik bekçiliği terimi işte bu durum için türetilmiş. Bazı ülkelerde eşik bekçiliğini devlet yapıyor ama çoğunda bu iş büyük medya şirketlerine ait. Eşik bekçiliği farklı iletişim araçlarından farklı etkilere sahip olabiliyor. Mesela büyük bütçeli bir film yapım süreci kapsamlı bir denetime maruz kalırken internette yapılan bir paylaşım çok da sıkı denetlenmeyebiliyor. Çatışmacı kuram aynı zamanda kitle iletişim araçlarının baskın ideolojiyi hangi yöntemlerle yansıttığını da açıklıyor. Zaman ve mekan sağlayarak, imtiyazlar tanıyarak, belli sosyal, ekonomik ve siyasi kazançlar sunarak ve bazen de diğer görüşleri bir fiil kısıtlayarak. Hangi iletişim araçlarının üretileceğine karar veren kişiler, yani eşik bekçileri, ağırlıklı olarak beyaz tenli, erkek ve zengin. Sonuç olarak, ırksal azınlıkların, kadınların, LGBT bireylerin ve işçi sınıfının fikirlerini konu alan haberler yeterince temsil edilemiyor. İşte bu ayrışma yüzünden azınlık gruplarının tasvirinde sıklıkla stereotiplere başvuruluyor. Veya belli bir grup insan gerçekçi olmayan genellemelerle tarif ediliyor. Ve bazı şirketler bu durumu düzeltmek için bir takım adımlar atıyor olsa da bu adımları yanlış yönde atabiliyorlar. Bu da bu adımların çeşitliliğine gerçekten katkı sağlamak yerine kağıt üstünde kalmasına yol açıyor. Mesela bir televizyon programına veya filme sırf belli bir azınlığı temsil etsin diye eklenen karakterler bu yanlış adımlardan biri. Feminist görüşün kitle iletişim araçlarına yaklaşımı, çatışmacı görüşün benziyor. Kitlesel medyanın toplumu baskın ideoloji etkisiyle, stereotipleştirdiği ve yanlış temsil ettiği görüşü burada da var. Bu görüş, erkek ve kadınlarla ilgili mesajların kitle iletişim araçlarında nasıl temsil edildiğine odaklanıyor. Kadınların medya içeriklerinde çoğu zaman yeterince temsil edilmediğine vurgu yapıyor. Erkeklerin normal, kadınlarınsa diğer kabul edildiği düşüncesini savunuyor. Ürün reklamlarını getirin aklınıza. Bir tıraş bıçağı var, bir de Kadınlar için tıraş bıçağı var. Kalemler var, bir de kadınlar için kalemler var. Kadın ve erkek tasvirleri çoğu zaman stereotiplere kurban gidiyor. Katı yani değişmez cinsiyet rollerini teşvik ederken geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini belirginleştiriyor. Mesela kadınlar çoğunlukla kurban, erkeklerse saldırgan olarak tasvir ediliyor. Ve bir kadının sığ veya görünüş takıntılı olarak tasvir edilmesi çok daha muhtemel. Bu da kadınların cinsel meta haline getirilmesini çok daha olası kılıyor. Etkileşimci görüşse kitle iletişim araçlarını mikro ölçekte inceliyor. Medyanın günlük davranışları nasıl etkilediğine odaklanıyor. Kitle iletişim araçlarının tekil ve grupsal faaliyetler arasındaki çizgiyi nasıl belirsizleştirdiğini sorguluyor. Mesela film izleme eylemini ele alalım. Filmi başka insanlarla birlikte izleyebilirsiniz. Fakat toplumsal normlar, hatta bizzat sinema salonunun kuralları, birlikte olduğunuz insanlarla film hakkında konuşmanızı yasaklar. Bu görüşün ilgilendiği bir konu da şu. Medyayı kullanarak diğer insanlarla bağlantı kurma yollarımız zamanla değişme eğilimi gösteriyor. Mesela eskiden büyük annem ve dedemle iletişim kurmak için onları arıyordum. Şimdi ise onlarla e-mail, hatta kısa mesaj yoluyla iletişim kurabiliyorum. Bu bizden sadece birkaç nesil önceki insanlar için anlaşılması çok güç bir durum.